sadece Türkiye için değil, Amerika ve Avrupa'da da hala maaş eşitsizlikleri, hala aynı konumdaki bir kadınla bir erkeğin arasındaki kazanım ve yaşam tarzı çok farklı. Biz kadınlar daha çok çabalayarak birbirimizi yargılamak, ön yargıyı kırarak ve başarılı olan bir kadını da kutlayarak. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Öz Ertaş, Aydınlatma Yönetim Kurulu üyesi, iş insanı Şefika Özgen Eren. Hoş geldiniz Şefika Hanım. Hoş bulduk. Çok hoşsunuz. Özgen Hanımcığım. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım mı önce? Şefika Hanım kimdir? Şefika Hanım önce çok güzel bir gençliği geçen, evlilik hayatını, çocuklarını yaptıktan sonra birden babası tarafından eşi öldükten sonra korunma amaçlı iş hayatının içine atılıyor. Yani aslında iş insanı olmanız yani tam tersi gibi mi oldu? Kesinlikle. Ben bir emek vermeden, ben bir çaba göstermeden kafadan inme iş hayatına geldim. Ne kadardır şu an aktif iş hayatındasın? Şu an 20 senem maşallah bitti ama bende durak yoktur. Belli, enerjiniz de çok güzel. Kadınların toplumdaki rolü sizce değişiyor mu gerçekten? Şimdi sizin de hayatınızdan yola çıkarsak eğer, evlilik, çoluk, çocuk derken bir anda iş insanlığı kimliğine geri döndünüz. Bu çağımızın bir getirisi mi acaba? Mükemmel bir soru. Kadınların toplumdaki rolü değişiyor. Çünkü kadınlar artık bir güç ağı oluşturdular. Kendilerinin farkına vardılar. Hele ki gençler yürümüyor, koşuyorlar. Eğitim desen var, araştırma desen var. Hayatlarına da gençler bir de sosyal aktiviteleri koydular. Benim dönemimde evlilik hayatımda iş, ev, eş dost, çay partileri. Ne yazı ara ben spor yapacağım. Çok istediğim halde vakit kalmıyordu. Ama bugün gençleri izlediğimizde inanır mısın? İki arada bir derede hayatlarına sporu da koyuyor. Katılıyorum. Peki kadınlar birbirine ne kadar destek oluyor? Hani hep derler ya kadın kadının düşmanıdır diye. Yeni jenerasyonla bu kırılıyor mu aslında? Siz ne gözlemliyorsunuz? Kırıldı tatlışkom. Nasıl gözlemliyorum? Empati yaparak birbirlerine dost bağı oluşturuyorlar. Fakat yetiştirilme tarzları ve çevresel faktörleri düşündüğünde işte bu benden ne kadar üstündür, ben onun altında kalır mıyım düşüncesi artık yok. Herkes kendini tanımlamaya ve çaba içinde. Bu konuda da gençleri inanılmaz takdir ediyorum. Katılıyorum. Daha dayanışmacı bir jenerasyon geldiğini görüyorum ben de. Özellikle iş hayatında. Çünkü kadınlar artık liderlikte ve yönetimde de çok iyi yerlere gelmeye başladılar. Bu yıllardır sadece Türkiye için değil, Amerika ve Avrupa'da da hala maaş eşitsizlikleri, hala aynı konumdaki bir kadınla bir erkeğin arasındaki kazanım ve yaşam tarzı çok farklı. O yüzden bütün dünyada bir hareket olması gerekiyor değil mi? Liderlik ve yönetimde kadınlar büyüsün diye. Evet, liderlik ve yönetim konusunda kadınların bir fiil söz konusu olması taraftarıyım. Kesinlikle. Çünkü neden? Bir kadına baktığımızda, hele ki günümüz kadınlarında empati kurabilme yetisi, stres anında strateji oluşturmaları, ayrıca da kendilerine özgüveni, bir sıkıntı halinde susup çareleri bulmaları muhteşem bir başarıya el atıyor. Fakat kadın ve erkek eşitliğine birazcık daha destek verilmesi, önlerinin açılması düşüneceğim. Yani oyuncular arasında bile, yani Türkiye'de de bu şimdi konuşulmaya başlandı. Hollywood'da yıllardır konuşuluyor. Yani bir başrol kadın oyuncusuyla erkek arasında hala bir bütçe farkı var. Yani inanılır gibi değil, değil mi? Bunun Hollywood'un bile bunu yapıyor olması hala. Çok büyük bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliği de biz kadınlar daha çok çabalayarak birbirimizi yargılamak, ön yargıyı kırarak ve başarılı olan bir kadını da kutlayarak.
El ele vererek. Kadınların arasında sosyal bir rekabet var mı? Bu konuda ne gözlemliyorsunuz? Sosyal statüden bahsedeceğiz. Ha, bu arada bunun çok da fazla önemli üzerinde durulmaması gerektiğini. Hatta iyi bile gelebilir arada rekabet. Kesinlikle rekabet olmalı. Hırsa dönüşmeden. Rekabet insanda neleri tetikler diye düşündüğümüzde karşındaki insanın yaşam şekli, statüsü, geldiği noktaya bakmadan kişi direkt kendine dönecek, kendini tanımlayarak inanır mısınız sondayken tak 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 ilerleyerek en başa bile çıkabilir duygum var. Katılıyorum. Peki şimdi size bakıyorum, çok hoşsunuz, çok bakımlısınız, harika oradan görünüyorsunuz. Öyle mi görünüyor? Çok güzel görünüyor. Eminim kameradan da öyle görünüyordur. İnşallah. Kadınların moda yani moda ya da işte üzerlerindeki aksesuarlarını seçerken toplumsal baskılar var mı? Siz kendi iş hayatınızda ne gördünüz ya da neye göre seçimlerinizi yapıyorsunuz? Evet, toplumun biz kadınların giyim tarzında müthiş bir baskısı var. Hep bir fikri var. Sadece ailenizin, yakın dostunuzun ve çevrenizle de alakalı. Nedendir ki kadınlar özgürce giyinemiyor? Bir şekilde bunu bir şey yapamadık, baş edemedik herhalde baş ama edemedik. Yeni jenerasyon ona da el atıyor diye düşünüyorum ben. Öyle gözüküyor şu an. Peki renklerin etkisi nedir günlük hayatınızda ya da siz renkleri nasıl kullanmayı seviyorsunuz? Renkler, moda insanın tercihi ve psikolojisiyle alakalı. Bunda da en büyük etken renklerin olduğunu düşünüyorum. Bu renkler mesela bugün siz çok şık siyah giymişsiniz. Siyahın kişinin üstündeki etkisi güçlü, daha otoriter. Kariyer, otoriter. Düşünün politikacılar, iş insanları ve ayrıca protokolün rengi siyahtır. Dress code'da black yazar. Onda da black yazar. Onun yanı sıra mesela ben kırmızıyı çok severim. Renklerin dans ederim. Beyazdan bahsedeyim. Beyaz masumiyeti, huzuru, saflığı tavsiye eder. Düşünün gelinler hep beyaz giysin. Evet. Doktorlar, öğretmenler, bunların beyaz giymesi. Kesinlikle. Katılıyorum. Ama kırmızıyı unutmayayım. Kırmızı çekiciliktir, özgüvendir. Bir davete gittiğinizde kırmızı bir şey giyin, bütün gözleri sizdedir. Kadın bunu isteyerek yapar. Katılıyorum. Peki kadın erkek ilişkilerine nasıl bakıyorsunuz günümüzde? Siz erken yaşta evlenip çocukları büyütüp sonrasında iş hayatına, yani böyle aslında yolu biraz tersten, hani insanlar normalde iş hayatı sonra evlilik sonra çocuk yapar. Siz biraz tersten gelmişsiniz. Kendi çocuklarınızla dahil olmak üzere etrafınızda nasıl görüyorsunuz kadın erkek ilişkilerini? Kadın erkek ilişkilerinde... İlişki başlatılamıyor ya artık. Şimdi öyle bir şey oldu yani. Bir yeni yeni terimler çıktı. Zaten Özge Hanımcığım, bizim yetiştirilme tarzımızda kadın en erken davranmamalı. Bir ilişkiyi başlatacak olan kadın değildir. Ve ayrıca da şunu üzerine basa basa söylemek istiyorum. Delikanlıların delikanlı gibi davranıp tek taş Tiffany'yi getirecekse oraya bunu koyacak. Sor ki neden? Neden ondan sonra kadın değer gördüğünü, önemsendiğini hissettiği an inanın eşine, arkadaşına bir geş olur. Ya zaten şöyle bir şey var. Günümüzde artık ne yazık ki insanlar biraz yalnızlaşıyorlar bir taraftan da. Sosyal medyaydı, işte oydu buydu, işler her şeyde çok kolay olmaya başladı. Ama işte kendi seviyenizde, kendi istediğiniz şeyleri isteyen bir insan bulursanız hayatta zaten o uzun yolu beraber yürüyorsunuz, değil mi? Özge Hanımcığım, zaten şimdiki gençlik aileleri tarafından o kadar güzel donatılmış ki neden kalkıp da çürük elmalara baksın, kendi seviyesinin üstündekine, altındakine baksın. Bugün baktığımızda
o kadar değerli beyefendi yetiştirilmiş erkekler var ki inanıyorum yolları ona çıkacak. Yani erkeklere de şunu tavsiye ediyorum. Çok varmış gibi görmeyin. Lütfen centilmen olun. İşte onu diyecektim. Yani ben kendi adıma değil, benim çok centilmen bir erkek arkadaşım var. O ayrı. Oh, Tiffany geliyor. Çok şükür ama kız arkadaşlarımdan gördüğüm kadarıyla genelde erkekler biraz sorunlu bu dönemde. Yani ben buradan onlara biraz sitem etmiş olayım kız arkadaşlarım adına. İncelikli düşünmüyorlar. Kadınlara kadın gibi davranmıyorlar. Biraz işler değişik. Kurban gibi. Olduğum nasıl sorunlu olmasın bu erkekler? Okul bitiyor, iş hayatına başlıyor. İşte ben bu hanımı aldığımda nerede oturacağım, nerede yaşayacağım? Erkeklerimize o kadar sorumluluk yüklenmiş ki ailelerin beklentisi. Bizim dönemimize baktığımızda adamda bu kadar var, kadında bu kadar var. İkisi beraber yükseliyordu. Beraber yapılması lazım zaten. Ama şimdi kızlar da güçlü. Alfa erkeğinden hoşlanıyor. Kimse beta'ya bakmıyor. Evet ama işte ikisi beraber bir şeyleri hayatta inşa ederlerse güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz Şefika Hanım. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbet. Ben teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölüm daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.